Dünyanın en saçma haber programındasınız. Ben Deniz, dünyanın en kötü insanı İlker Canetgil. Benim yanımda sabah uyanamayan sorumsuz arkadaşım, dünyanın en vasat mühendislerinden Mustafa Seven. Onun yanında okuma yazma konusundaki gelişmeleriyle yarın açık göz. Onun yanında Fransa'da felsefe okumuş olan Larinda Yılmaz. Kendisi Nazım Yılmaz'ın akrabası değil. Kameranın arkasında Nazım Yılmaz her sabah 3 harfli kelimelerle bizi karşılar, sağ olsun. Öbür kamerada Mertcan. Neredeyiz? Onu söyleyeceksin herhalde. Nesin Sanat Köyü'ndeyiz. Evet, habersizlere başlıyoruz. Buyurun Yaren Hanım. Sarıgül'den 3 kitap tavsiyesi gelmiş. Öncelikle peygamberimizin yazdığı Kur'an sözüyle Suç ve Ceza içinde o da fena değil yorumunu yapmış. Üçüncü kitap hangisi? Nutuk. Haberi özetleyelim. Mustafa Sarıgül 3 tane kitap önerisinde bulunmuş. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimizin yazdığı Kur'an demiş. Burada bir hata yapmış farkındaysan. Evet, evet, anladım onu. Nutuk demiş. Üçüncü önerdiği kitabı da o da fena değildir diyerek. Savaş ve Barış mı demiş? Ne demiş? Suç ve Ceza demiş. Aynı şey, fark etmez. Yani çok satan kitaplara ilgisi var. Anladığınız kadarıyla. Mustafa Sarıgül'ü Ay'daki Adam'a bir gün almak isterim aslında. Herhalde konuk sen olursun öyle bir durumda. Evet, buyurun devam edelim. İtalyan elçiliği hesabı ödemeden kaçan turistlerin borcunu kapattı. Arnavutluk'ta gittikleri restorandan hesabı ödemeden çıkan İtalyan turistler gündem olmuştu. Dine and dash yapıyorlar, kaçıyorlar direkt. Ne yapıyorlar? Dine and dash. Dine and dash. Evet. Peki, sen nereden biliyorsun o terimi? Ben ilk defa duyuyorum çünkü. İşte normalde hani biri masada şey yapar ya, ben bir tuvalete gidiyorum diye gider o sırada hesap ödüyor. Mustafa'nın yaptığı. Burada, aynen, burada ben herkes tuvalete gidiyor. Asla tuvalete gitmeyen adamım. Öyle durumlarda. Var mı başına gelen? Hesabı ödemeden, fark etmeden kaldı. Ama gülerek el kaldırdığınıza göre siz kaçtınız belli ki yani. Herkes birbirinin ödeyeceğini düşünmüş. En sondaki arkadaş da ödüyor herhalde birileri diye düşünmüş ve çıktık. Sonra... O arkadaşlarla arkadaşınızı kesin bence yani. Mustafa Seven'le de yemeğe gitmeyin, hep ben ödeyeceğim der. Sonra o ödeme vakti geldiğinde bir şekilde yok olur ortadan. Her zaman ben öderim. İstiyorum. Bir kere başımıza şöyle bir şey geldi. Kartım yanımda değildi ve bunu yani adam 100 kere hesabı ödemez. Bir tanesi için der ki hesabı ödemedi bilmem ne. O geliş anı çok güzel ama ya kartım yanımda değil de sen ödeyebilirsin. Bir kere yaptım ya, bir kere. Şey dahil mi? Mesela ben dolmuşa binip para vermeyi unutmuştum. Konsolosluk ödedi onu. Eskiden şey vardı, başına geldi mi senin? Dolmuş şoförü 5 dakika sonra şey der. Yalnız burada bir kişi eksik, kim ödemedi der. O hep yarenmiş meğer. Hayır, şey vardı. Normalde birisi çıkar. Ama bazı durumlarda benim başıma şey geldi. O uzar hiç, o muhabbet. Hiç sessizlik oldu yani. Ve o da kötü bir şey yani. Hani herkes ödediğini söylüyor. Hiçbir şey söylemeyerek. Bir keresinde adam sağa çekti. Arkadaşlar. Kim ödemedi dedi. Ne yaptınız? Ben bir şey yapmadım. Ben ödedim dedim. Hatta ben öndeki hanımefendiye vermiştim. O size verdi. Değil mi hanımefendi dedim. Kadın da evet dedi. Sen niye böyle bir şeyde kendini savunma ihtiyacı hissettin? Ben hiçbir zaman tek başıma bakkalın ücra köşesine kalmak istemem. Ne demek istiyorsun? Bakkalın benim o ücra köşede bir tadelle çalabileceğimi düşünebileceğini düşünerek her zaman güvenlik kameralarının önünden geçerim. Ve bir şey alacaksam da adama içeriden tadelleler nerede acaba diye yüksek sesle sorarım ki. Peki Mustafa, sana bir şey soracağım. Sor. Hayatında hiçbir şey çaldın mı? Çaldım tabii. Öyle mi? Tabii. Ne çaldın lan? Abi herkes çocukken bir şey çalmıştır yani. Şey değil öyle hani. Biz çalmadık bak bu kadar insan. Çaldım. Hocam siz çalmadınız mı? Çalmadım. O daha çok emek çalar, şey çalar yani. Daha ağır şeyler çalar. Yani yükte hafif, pahada ağır şeyler. Bir kere çaldım. Hadi canım, hiç inanmadık. Ama Aydın Erdem yaptırdı. Büyük jelibonlar vardı biliyor musun? Evet. Aydın'ı arayalım diyeceğim. Telefon çekmiyor. Hatırlamıyor. Kesin hatırlamıyor. Tabii ben. Tabii. Evet. Kaç yaşındaydınız? Orta 2 miydi neydi? Yuh. Aydın meğer düzenli olarak bu işi yapıyormuş. Kuru yemişçiyi lafa tutuyor. O sırada büyük jelibon alıyor. Küçük jelibon parası ödüyor. Yani çok önemli bir şey. Nasıl değil. Nasıl önemli değil? Adam bildiğin tedarikçiymiş. Yani orada bayilik anlaşması var. Sizden çalan var mı? O kadar... Aa, ne kadar çok hırsız varmış. Gerçekten aynı hocam. Yani önemli olan çalmış olmanız değil, bu kadar yüksek olmanız. Aa, ekonomist hocamız hırsız çıktı. Yaşımı da söyleyeceğim. 13-14 olabilir. Biz dondurma çaldık. Yani dondurmacının... Hocam erir o ama. Yani dondurmacının çırağını kafalayıp, kapıları kilitleyip bütün arkadaşlarımız dondurmaları yedik. Ama bu yedik. Bir suç örgütü. Siz daha bir...
şeyden bahsediyorum, organizasyondan yani bahsediyorum. Yani boşuna suç ekonomisi falan çalışmıyorum yani. Yedikten sonra mı? Dondurmacının çırağının da bana şeyi varmış, bir hayranlığı. O itiraf edip ben ona hediye ettim demiş. Sonra da bütün kendisi çalışarak yazın geri kalanını herhalde o gün. Fakat burada cinselliği de kullanarak extortion her türlü. Evet evet, hiç vicdan azabı çekmediniz. Ya şimdi hatırlayınca karşıma çıksa vallahi üzülerek telafi etmek isteyeceğim de bir daha hiç karşılaşmadık. O yaz oldu ama hayatımda yemediğim dondurmayı yedim. Kustuk sonra aşırı yediğimiz için. Hocam kadınlar erkekleri kullanıyor yani ona bir şey yapamıyoruz. Daha ciddi çalan var mı? 10 bin dolar üstü. Ben çaldığım bir şey anlatmak istiyorum. Blue TV'den mi? Hayır, Blue TV'de daha değil. Daha çaldım. O kadar da değil. Bu yıl eve çıktım tek başıma. Stüdyoda yaşıyorum ve 5 tane çatala ihtiyacım var, hesapladım. Ve topluca çatal almak istemiyorum. O set olarak satılıyor falan ya. Çünkü onlar 6 tane zaten. O yüzden ben de dedim ki ya ben bu çatalı tedarik edebilirim kendime gittiğim restoranlardan falan. Tedarik. Tedarik zinciri oluşturmuş. Bilseydim Indira Gandhi tişörtümü de çıkardım, getirmiştim de. Tedarik süreci. Cepleyebilirim diye düşündüm. Sonra gittiğim restoranlarda arada çalıyorum aklıma gelince. Kullandığım çatalı çalıyorum bu arada. Çok. Gerçekten dürüstlük abidesin. Yani bunu yıkayıp getirin demiyorsun. Ve bir arkadaşım var orada, İpek diye. Fransa'da mı yapıyorsun bunu? Evet evet, Fransa'da gerçekleşiyor tamam, hikaye. Ben çal ya. Ben hayır, Türkiye'den yerli malı götürüyorsun zannediyorum. Hayır, Türkiye'den değil. Neyse sonra işte çalıyorum, indiriyorum. 4'e ulaştım. İpek o hafta bana karnıyarık yapmıştı. Saklama kabıyla falan bana yollamıştı. Çatalları da çok güzel. Dedim ki ne olacak ya dedim ya onda vardır. Ya bir arkadaşının tane çatalını da çaldın. Hayır daha kötüsü, yakalandım. Baktı böyle dedi ki çatalımı çalıyorsun değil mi dedi. Anladı direkt. Evet buyurun. Keşke Vahit okusaydı bunu. Arap-İsrail normalleşmesi, haberin adı. Yahudiler ve Araplar birlikte dans ettiler. Arap-İsrail normalleşmesi çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen etkinlikte Yahudi ve Araplar bir araya gelerek dans etti. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi siz olun, bir karı kocanın arasına, onlar kavga ettiğinde girmeyin. Onlar barışırlar, olan size olur. Sizin arkadaşlığınız biter. Bununla ilgili yorumum bu. Niye bütün haberleri bilmem sen okuyorsun? Bilmem öyle yerde. İster misin? Bu haber güzel ama ben bu haberi seviyorum. Yeniden Refah Partili vekil. Tek eşlilik erkeklerin kadınlara oyunudur demiş. Bu bir dakika düşünmem lazım. Hayır. Devamını da okuyorum. Hayatının bir döneminde 3 eşli olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partili milletvekili Ali Yüksel, kadın özgürlüğünün temelde erkeklerin oyunu olduğunu söyledikten sonra evlenmeyen kadın ve erkek cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? Piyasayı pezevenklerle mi dolduralım demiş. Yok o piçlerle mi diyor aslında orada. Anlayamadım, yardımcı olabilir misin? Abi şimdi erkeklerin kadınlara bir oyunu var. Diyelim ki ben erkeğim sen kadınsın. Ben sana diyorum ki sen kadınsın ya. Evet. Özgür ol diyorum. Hayır tek eşli ol demedim mi? Hayır. Tek eşlik. Ben sana diyorum ki sen özgür ol. Ya tek eşlik ne ya? Sen çok eşli ol diyor. Ben sana böyle bir yok oyun abi, yapıyorum. Yok abi öyle demiyor haberde. Buyurun açıklayın. Mustafa Bey'in dediği gibi böyle bir şeyi teşvik edip aslında kadınların cinsel olarak özgür davranmalarını sağlayarak istedikleri gibi kadınlarla cinsel ilişkiye evlenmeden de girmelerini. E tamam işte ben de onu diyorum. İşte onu beynim yandı yemin ediyorum. Ulan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Hiç. Getireceğiniz kadın haberi. Kadın hürriyeti denen şey temelinde erkeklerin oyunu diyor. Kadınları tek evliliğe mecbur etmeye karşı konuşmuş. Yani kadınlar da çoklu evlilik yapsın. Şimdi tekrar haberi çözemiyorum. Aynı söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Hayır. Bir dakika. Erkek kadına Gülse diyor ki özgür ol ya diyor. Sen niye diyor tek eşliğe takılıyorsun diyor. Yok abi. Kadınlar çok eşli olsunlar ama birden fazla erkekle evli olmasınlar. İşte birden fazla karısı olan erkeklerle çok eşli evliliğe yönelsinler. Yemin ediyorum infilak edeceğim şimdi. Bu senin yorumun. Bu buradan bu yorum da çıkabilir, başka yorumlar da çıkabilir. Ama günün sonunda kadına diyor ki tek bir adama bağlı kalma. Bu erkeklerin kadınlara yaptığı bir oyun, tek eşlik konusu. Özgür ol diyor kadına ya. Sen, siz ne anlarsınız? Bu senin yorumun bence. Zihin jimnastiği yapsak. Hani bir erkek 4 kadınla evlendi. Bunun ne gibi bir çıktısı olabilir? Bilen var mı? Niye 4? Niye 6 değil?
Niye 5 çatal? Nisa aynısını söyledi burası da. Bu arada Nisa suresi 3 ve 4'te 2'şer 3'er 4'er. Yani bu durmuyor. 5, 6 falan filan yani. Bir dakika, Mustafa diyor ki adam kadınlara özgür olun, siz de çoklu evlilik yapın diyor diyor. Böyle bir şey yok. Haklı Mustafa abi, ben de öyle anladım. Hayır abi, yok öyle bir şey. Hocam tam olarak açıklamasını okuyorum. Lütfen. Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur. Müslümanların hayatına oğlum, bakarak... Oğlum onu erkekler için diyor. Erkeklerin devam ediyorum hocam, anlayacaksınız. Ha. Kadın çalışabilmeli, kocasına hizmetçilikten kurtulmalı diyorlar. Peki kocasına hizmet etmeyi yadırgayan, doğru görmeyen kişiler kadına özgürlük vererek kadına çalışma hayatı açıyorlar değil mi? Ha? Devam ediyor. Kadın ya hostes oluyor ya bir lokantoda garson oluyor. Ya bir pavyonda... Zaten neyse. Bilindiği gibi dünyada 3 meslek var. Ya hostes ya pavyonda... Vücudunu sergileyerek parasını kazanıyor ve veyahut bir fabrikada iş yerinde çalışıyor. Peki bunlar kocasının dışındaki insanlara hizmet etmiyor mu? Sevdiği hayat arkadaşına bir çay yapmak, yemek yapmak yadırganırken gidip pavyonda gözünden şehvet akan insanlara hizmet ediyor. Ah, ikamesi o çünkü. Alternatifler çok iyi. Ya çay yapıyorsun ya pavyondasın. Evet. Peki erkek ve kadın evlenmediği takdirde cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? Gayrimeşru giderecek değil mi? Elhamdülillah ben Müslümanım. Bunu sen mi diyorsun, adam mı diyor? Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir. Aynı zamanda çocukların anası babası belli, meşru bir şekilde çoğalmasını sağlamak kurudum, içindir. Kurudum, yemin ediyorum kurudum. Evet. İşine gelmeyince kurudum. Hayır, tam tersine. Ya... Gözünüzle gördünüz. Okuduğunu anlamayan bir adam var yanımda. Sen nasıl bir insansın? Bak bir şey anlamadın. Ya Lara haberi getiren de anladı. Ben de bu haberi biliyorum. Yemin ediyorum okudum. Salak bu çocuklar ya. Oğlum yanlış anlamadı mı? Yanlış anladı değil mi? Tabii tabii. Kimler evet, Mustafa'nın evet, yanlış anladığını evet düşünüyor? Evet deyince ne olursa kapansın bitsin. Abi şey de büyülenmiş. Bir kişi. Ki haklı da olabilir. Evet geçelim. Anlaşılamadı bu konu bence. Fransa'da ücretsiz prezervatifin birinci yılı, prezervatif tüketimi 2,5 kat artmış. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Instagram'da yaptığı paylaşımda 26 yaş altındaki gençlere eczanelerden ücretsiz prezervatif verilmeye başlanan bir yılda prezervatif kullanımının 2,5 kat arttığını yazarak gençlerin bu destekten yararlanmasını önerdi. Macron'un paylaşımının altında ise kadınlara yönelik hijyen ürünlerinin hala ücretli olması eleştirildi. Konunun uzmanı Aytuğ Bey aramızda şu anda. Deminden beri... Yani senlik şeyleri Volkan Hoca'ya sormak zorunda kaldık. Prezervatifle alakalı bir bedava dağıtılma durumu var. Bununla ilgili düşünceleri nedir? Çok güzel, destekliyorum. Evet. Tamam. Bilen biz bilir de öyle ki... düşünmüştük, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bilen bilir ki Flu TV'de zamanında ücretsiz biz dağıttı. Tabii, biz de kendi çalışanlarımıza nasıl kışlık erzak yardımımız olduğu gibi. Fransa çok yaşamaz. Çünkü bu toplumlar büyüyerek, üreyerek, bizde Erdoğan söylediği gibi en az 3 çocuk demesinin sebebi ne? Kalabalık olduğun sürece bir anlamı oluyor anladığım kadarıyla. Yani sen nüfusun azaldığı sürece istihdamın, iş gücün vesaire. Bunun dışında bir iki şey daha var bununla alakalı. Dünya devi ilaç fabrikaları şu anda kadın hijyeninden çekiliyorlar. Yani Bayer o konuda tekel. Bayer bu sene itibariyle Ar-Ge'sini kapadı. Önümüzdeki sene itibariyle satışını kapıyor. 3 sene içinde de stokları bitecek. Ve deniyor ki bunun arkasında da şu var. Dünya nüfusu artık idare edilemeyecek kadar artıyor ve artmaya devam edecek. Dolayısıyla onunla alakalı bir doğal yerine geri çekecekler gibi bir şey deniyor. Yani insanlar bir süre sonra daha ölüyor olacaklar deniyor. Ne anlatıyorsun? Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya hiç mi kimse bir şey anlamadı? Mustafa, eğlenceli bir şey sormak istiyorum. Hı. Nasıl prezervatif alıyorsunuz Nazım Bey? Bayağı eczaneye gidip alıyorum. Marketi niye tercih etmiyorsun? Markette çok sık bulamıyorum hocam ya. Hani farklı versiyonları var ya bunların. Markette çok sık bulamıyorum dedi. İstediğim versiyonunu bulamıyorum marketlerde. Hayır, bu bedava olma durumunda bunu eczaneye gidip... Evet. Nasıl oluyor yani? Şöyle oluyor. Şimdi TC kimlik numaranı mı? Hayır, her prezervatif için geçerli değil bu. Devletin kendisinin markası. Gidiyorsun. Devletin kendisi markası değil. Devlet anlaşma bir markayla anlaşma evet. yapıyor ve onu sübvanse ediyor. Evet. Evet. Yerli milli, evet. Yerli milli anlaşmalı oldu. Sen gidiyorsun eczaneye, diyorsun ben prezervatif almak istiyorum. O da sana söylüyor, bunu mu istiyorsun yoksa ücretli olanı mı istiyorsun? Sen de 26 yaşının altındaysan direkt öğrenci kartını vesaire göstererek bunu bedavaya alabiliyorsun. Mertcan'ın gözleri parlıyor.
söyleyeyim. Hayır, zaten şimdi Lara bitirince biz tam bu konuyu dün akşam Mertcan'la konuştuk. Yani bu haber üzerinden değil ama bu minvalde bu olayı konuştuk. Dün işte Mertcan'cığım dedim, prezervatif getirdim sana dedim. O da dedi ki, Mustafa Bey boyu uyar mı bilemedim dedi. Ben dedim ki merak etme, büyük boy getirdim, seneye de kullanırsın dedim. Gerçekten seviyesizlik. Ben çok kötü bir anımı anlatabilir miyim bununla ilgili? Eyvah. Hayır, tam dediniz ya. Prezervatif oldum da potladı. İlk gittiğimde ben marketten çekinirdim dediniz ya, o yüzden aklıma geldi. Markete gittim, almak istiyorum. Fransızlar da uyuz ya, o zaman aksanım tam oturmamış. Prezervatifi Türkçe aksanla söylüyorum az çok. Adam da anlamıyor. Bir dakika, prezervatifin Fransızcasının aksanlısı nasıl? Ya, aksansızını mı söylemeyeyim? Aksanlısını, aksansızını ben prezervatif. İnsan bir içi hoş oluyor, değil mi? Evet. İlk gittiğim yani zamanlar... Kondom. Sen niye prezervatif alıyorsun? O ne demek hocam? Ya sana ne özel hayatından bizi... Of, pardon, sen devam et. Evde balon yapıp hayır, hayvan evet yapmıyorum yani. Hayır, konuyla ilgili kişi de alabilir. Evinizde barındırmamız gereken bir şey sonuçta. Orada bir tek evde bulunması gereken evde bir şey. Evde kesinlikle herkesin evinde olmalı evet yani. O anlamıyor, boş ver. Neyse, adam anlamadı. En sonunda vücut diliyle anlatmak zorunda kaldım. Ve adam kahkaha attı suratıma. Bir daha asla almadım marketten. Çok utanç vericiydi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Buyurun. Ampute bisikletçiye kol saati ödülü. İki kolu da ampute. İskoçya'da düzenlenen Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İspanyol ampute bisikletçi Ricardo Ten Argiles ise... Ödül töreninde hediye edilen kol saati sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Sporcu kol saatini taktığı bir video paylaşarak sosyal medyadaki tartışmalara son verdi. Hocam sizce bu etik mi? Markanın hatası getiriyorlar. Orada çok üzücü. Birinci olan adama var evet gerçekten bu sakatlıklarla dalga geçen gülenler de var ama... Hayır hocam yarın... verdikleri ya bir kere bu çok üzücü bir şey. Niye gülüyorsun peki? Hediyeyi veriyorlar Nazım, sana anlatayım. Hediyeyi veriyorlar, takdim ediyorlar marka. Yanında da dört adam tane prezervatif. Adam da böyle işte alıyor. Hayır bir bir kutu. Plaket kutusu gibi içinde de saat duruyor. O da böyle alıyor, bununla fotoğraf çektiriyor. O görüntü bir görüntü. Ne olur rahatsız. Ya ben bir görmüyorum. Satar yani. Abi hayır. Kaynına şimdi verir bir yapar. Şeyden habersiz olmak komik. Böyle bir insanın birinci olma ihtimali var. Zaten başka bir ampute yarışmasıdır bu herhalde. Evet ampute yarışması. Yani böyle bir insanın birinci olma ihtimali var değil. Ampütelik sadece kolda olmuyor ya abi, de oluyor. Tamam hal da vermezsin yani. Tamam, dolayısıyla hani bir takı kullanmazsın ya da atıyorum reklamını yapmak istiyorsan sünnet çocuğu gibi bir tane bir şey de verebilirsin. Yani bedeni olmayan ampute yok. Neyse neyse. Dolayısıyla yani o konuda incelikli düşünmemişler ve... Nereye taktı? Hocam! Yani hayır. Yaren de iki saattir koluna konuşuyor. Değil. Beyefendinin şuradan itibaren şeyi yok. O da çok zorlama buraya. Kol orası değil yani. Evet. Ben ampute olsam bozulur muydum? Yani çok önemli değil. Kızardım ya. Ampüteyim zaten abi yani. Hani takmayacağım. Bizdeki sorular böyle. Ağzıma verirdim yani. Sizin aklınıza bildiğiniz güncel yorumlanmasını istediğiniz bir şey varsa devam edeceğiz. Yoksa bu utanç verici programı kapatacağız. Ya sen cüce diye WhatsApp grubuna üye değil misin? Bu ne kadar ayıp bir şey ya. Sen en son ne zaman prezervatif taktığın konusunu açıyor muyum ben? Grubun ismi Cüce. Açıklamak ister misin arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz o grupta? Sinan bu değeriyle aramızda iki kişilik bir grup var. Birbirimize komik videolar atıyoruz. Hayır. Ya Cüce tamamen isim yani. Cüce videoları atmıyoruz tabii. Cüce videosu... Hayır, Cüce videosu diye bir şey de yok zaten. Yani ayrıca... Yok oğlum. Ha, Cüce videosu diye bir şey var. Biz birbirimize Cüce videosu etmiyoruz. Mustafa sen evli değilsin. Dört kadınla evlenme fikrine nasıl bakıyorsun? Ben bir kadınla evlenme fikrine de iyi bakmıyorum. Ya yani evlenmek işi yine Volkan hocam daha iyi bilir. Evlenmek niye var? Yani iki insan birbirini seven, beraber yaşamak isteyen insan niye evlenme ihtiyacı duyuyor? Eşimle eş olarak hayata devam ediyorduk evlenmeden. Normal bir evli çiftin hayatı nasıl paylaşıyorsa ben ve kendisi de hayatı öyle paylaşıyor idik. Ancak sonra fark ettik. Ben ölsem cenazemi alamıyor. Hapse girsem gelip ziyaret edemiyor. Demek ki o kadar sizi sevmiyormuş bunları yapmadığına göre. Kim? Eşiniz. Yok, eşim yapmak istiyor. Devlet izin verdi. Yine anladım Mustafa. Yok, biraz bunu espri yaptım buna be. O nedenle... Ya biraz zor anlıyor da evet. Hayır.
O nedenle hocam evlendik. Hocam ben şunu desen ben boşanırdım seninle şimdi. Bu çok garip bir şey. Hayır hayır. Ölünce... Aynı ama karşılıklı geçerli. Yani sadece kadın erkek... Yani kadıncağızla evlenmenizin nedeni cenazenizi alabilsin diye mi ya? Böyle saçma şey. Bir de Türk aile yapısı olmazdı eğer şey olmasaydı. Niye olmasaydı? İnsanlar sevgili kalıp evlenmemeyi seçselerdi Türk aile yapısı olmayacaktı ki. Evlenirlerse Türk aile yapısı oluyor. Bunun nesini anlamadın? Bizde ben, Türk yani, aile yapısı önemli bir şey var ya. Ben öyle bir şey sormadım. Hayır, dört hayır. Kadınla evlenmek diyorum ya. Tamam. O zaman da çoklu Türk aile yapısı... Evlilik zor bir iş. Dört kadınla evlilik dört kat zor bir iş değildir. Daha bile fazla zor. Daha zorlaştı. Mesela evleneceğiniz dört kişi, ünlü, beğendiğiniz, siz seçiyorsunuz. Evlenir misiniz? Bedeni durumu ya da yaşayıp yaşamadığı önemsiz. Siz seçiyorsunuz. Evlenmiyorum dört kişiyle. Bana soruyorsun ya. Ha, seçseniz bile. Hiçse sıfır kişiye seçelim. İki hocam siz? Dört kişiyle evlenmenin ben lojistik sorunlarını şey yapamadım. Yani mesela şeyi merak ediyorum cidden. Önce biriyle sonra diğeriyle mi? Yani hayır hayır. Sırayla. Yani arada... Sırayla. Nasıl sırayla? Yani... Sen ne anladın şimdi? Yani hepsiyle aynı anda evlenebiliyor muyum? Normalde hadi birisiyle evlenirsin. 6 ay sonra kuması gelir. 1 sene sonra kuması gelir. 2 sene sonra... Birini boşayabiliyor muyum? Boşarsın tabii. Boş ol, boş ol, boş ol. Tamam, hop, boşamaya en eskiden mi başlıyorum? Ya ne halt edersen et onu ben ne bileyim ama buradaki mantık şu. Hep bir daha genç kadın gelir. Yani bir asıl karısı vardır. Sonra o 50 yaşına gelince hep bir daha genç gelir yani. 50 yaşına mı? Hayır şöyle. Şöyle tipler var. Adamın bir karısı 50 yaşında, bir tanesi 40 yaşında, biri 30 yaşında, biri 20 yaşında. Yani hep bir geriden daha genci geliyor. Olay bu. Gerçekten söyleyecek söz kalmadı. Çünkü sorunun bir mantığı peki, yok. Neyi merak peki, ediyorsun bu konuda? İlişkimiz iyi, yolunda gitmiyor. Dört kişiyle evliyim oğlum, ya. Oğlum ortada ilişki yok zaten. Evet. Hayır dört kişi. Bir ve bir de var. Ben varım beş kişiyiz. Evet. Sorun var. Aynı anda sevişmiyorsunuz. Evet. Ha, onu soruyorsan. Mu? Olmuyor mu? Hayır yapmıyorlardır herhalde. Ne bileyim ya sanki benim... Ne bileyim ben. Yani şu dört kişi benim karımmış gibi davranma bana. Ben de bilmiyorum ama öyle fantazilere kaçma. Yani işin ruhunu anlatmaya çalışıyorum sana. Tamam, ilişki yolunda gitmiyor. Çift terapisine gideceğin hala zaman... Hala ilişki falan diyor. Çift terapisi diyor iki, ya. İki mi gidiyoruz? Oğlum İslam'daki dört eş alma durumundan bahsediyoruz. İki kabul katı para veriyorsun, da... bir çiftle giriyorsun, sonra da öteki çiftle giriyorsun. Yalan söylüyorsun ama. Hayır, ben... o kadar saçma ki buna nasıl bir cevap verebilirim? Abi İslam'da çok eşlik durumunda çift terapisinde kaç seans parası veriliyor merak ediyor. Ama daha önce bir sorum daha var. Psikoloji mezunuyum. Aynı anda... Grup terapisi olur hocam o. Bir dakika. Grup terapisi. O kadar güzel bir cevap ki grup terapi. Tamam. Hepimiz aynı anda yatak odasında olabiliyor muyuz? Yani hocam... Hayır zaten şöyle bir cevap bekliyor. Hani Felik'in Nas suresinin 14. ayetinde bu zaten sarihtir diye bir... Hocam benim harika oğlum, bir fikrim ya, var. Yayınlanmayacak. Harika bir fikrim var. Mesela dört kişi birbirleriyle evlensin. Hepsi. Mesela üçüncü evlendiğinde diğer ikisinin de aynı eşe evli olduğu biliniyor mu mesela orada hayatım, cüzdanla? Hayatım bu zaten bir resmi nikah da değil. Ayrıca bu insanlar rızayla başında konuşuluyor. Diyor ki benim bir hanımım var ama sen de seni de bu eve şey diyorum. Eşine de diyor ki bak sen benim hanımımsın ama ben bu eve senin yanına başka bir hanım getiriyorum diyor. Siz olayı Fransız medeni hukukundan yola çıkarak bakarsanız anlamazsınız. Ama bir şey sorayım, çok iyi bir film fikri değil mi? Kumama değil. Aşık oldum. Değil. Evet. Kumama aşık oldum. Kumama aşık oldum 4. Bu bir seri olabilir. Evet, dünyanın en saçma haber programına katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben Deniz dünyanın en kötü insanı ama kesinlikle 4 kadınla evli olmayan İlker Canikligil. Benim yanımda hiç kimseyle evli olamayan Mustafa Seven. Onun yanında prezervatifler bedava diye gözleri ışıldamış olan Mertcan Demirtaş. Onun yanında kumaların birbirlerine olan aşklarıyla ilgili filmleri dile getirmesiyle Yaren Açıkgöz. Fransa'nın bize ne kadar radikal olduğunu anlatan bugün Fransa'dan temsilcimiz olan Larinda Yılmaz. Kameranın arkasında sessiz kalan bir yiğit Nazım Yılmaz. Yiğit o. Eski koordinatörümüz Gülsemin Angıçlan'a da katkıları için teşekkür ediyoruz. Atladığım kimse yoksa habersizlerde haftaya Cuma günü lütfen kanalımızda olunuz. Görüşmek 11'de üzere. Canlı olarak bay bay.